Merhabalar, Germinal kitabımız. Buğday ve pancar tarlalarıyla çevrili 240'lar adlı işçi mahallesi, yan yana sıralanmış küçük evlerden oluşmuş, üç geniş caddeye ayrılmış, eşit büyüklükteki bahçelerle bölünmüş, dört büyük bloktan oluşuyordu. Buradaki 10.000 işçi, günde 5.000 tonluk kömür üretimi için çalışıyorlardı. Uzaktan bakıldığında bir fabrika bacası yükseliyordu. Tozlu, yağlı pencerelerin kimisinden ışık sızıyordu. Dışarıda, karanlıkta pek seçilemeyen upuzun sopalara da 5-6 kederli fener asılmıştı. Bin bir tehlike saklayan ufukta, demir kömür fabrikalarının gökyüzüne saldığı kıvılcımlardan başka yıldız yoktu. Evlerin içerisinde mum ile aydınlanan 3 yatağın doldurduğu 2 pencereli oda, bir giysi dolabı, bir masa, 2 eski ceviz iskemle vardı. Odada çivilere asılmış giysilerden, el yüz yıkamada kullanılan bir toprak kapla, testiden başka bir şey yoktu. Blokların bir başından öbürüne koyun koyuna yaşanıyordu. Ve özel yaşamın hiçbir şeyi gizli kalamıyordu. Odalar temiz olsa da bir gün önceden kalmış yanık soğan kokusuyla hiç eksilmeyen keskin kömür kokusu ağır ve boğucu havayı zehirlemekteydi. Suyun temini için dışarıda her dört eve bir kuyu düşüyordu. Madenden dönüşte insanın karnı öylesine acıkmış oluyordu ki el yüz yıkamadan, sırttaki ıslak giysiler çıkarılmadan sofraya çökülüyordu. Ve kimse kimseyi beklemiyor, sabahtan akşama dek kurulu duran masada çalışma saatlerine göre her an yemek yiyen biri bulunuyordu. Ne yazık ki yemeden yaşamanın yolu bulunmamıştı daha. Gerçi aç kalmıyor, iyi kötü bir şeyler yiyorlardı. Ama yetmiyordu işte. Açlıktan ölmeyecek kadar besleniyor. Üstelik gırtlağa dek borca batarak sanki şu bir lokmayı da alınlarının teriyle kazanmıyorlar, ondan bundan çalıyorlarmış gibi sürekli bir polis korkusuyla yaşıyorlardı. Pazar günleri eğlenecek yerde yorgunluktan bitkin bir halde yatıp uyuyorlardı. Biricik eğlenceleri ya gidip fıçı gibi içmek ya da karılarının karnını bir kez daha şişirmekti. Bira göbek yapıyor, çocuksa büyüdü mü insanın başına dert oluyordu. Kömür işçilerinin hastalıkları incelenmiş, korkunç ayrıntıların hepsi dökülmüştü. Kansızlık, sıraca, kara bronşit, insanın soluğunu kesen astım, bacakları kötürmeden romatizma. Bu zavallı insanlar makinelerde öğütülüyor, hayvan sürüleri gibi daracık evlere tıkılıyor, büyük işletmeler tarafından sömürülüyor, kölelik kitabına uyduruluyor, emekçi yığınları, milyonlarca yaratıcı kol ve kafa asker gibi çalıştırılıyordu. Madenin zehirli havası ve aşırı yorgunluk yüzünden ergenleşememiş, çocuk kalmış kız işçiler vardı. Hayvan mıydılar ki böyle tallalarda herkesin gözü önünde çiftleşiyorlardı? Orasını burasını göstermeden gömlek bile değiştiremeyecek kadar üst üste yaşıyorlardı. Sonunda daha çocukken kızların karnı şişiyor, erkekler de ayyaş olup çıkıyordu. İşçi mahallesindeki gizli sevişmeler meşhurdu. Genç kızlarla oğlanlar aynı zamanda baştan çıkıyor, mahalle halkının damına seriyorlardı postu. Ne büyük bir yoksulluktu bu. Ya şu kızlar, ne aptaldı hepsi. Bütün gün yorgunluktan canları çıktığı halde akşam olunca yeni varlıklar, yeni yeni et yığınları yaratıyorlardı. Karınlarını böyle yeni yeni açlarla şişirdikçe bu işin sonu gelmeyecekti. Bir çukura yerleşmiş olan maden ocağı, tahta ve tuğlalarla yapılmış binaları, duvarları, zifli ayıklama odası, kulesi, maden odası ve kocaman bacası vardı. Ocağın bütün karası, bütün kömür tozları ovaya çöker, ağaçları pudralar, yollara kum, tallalara kara tohum saçardı sanki. Bu ocak dünyayı yemek üzere çökmüş, doymak bilmez bir yırtıcı hayvana benziyordu. Maden hiçbir zaman boş kalmazdı. Pancar tarlalarının 600 metre aşağısında gece gündüz kayaları oyan insan böcekler bulunurdu. 106 yıldır dededen toruna hep aynı işveren için kazma sallıyorlardı. Çoğu içlerini ölene kadar kendilerini ısıtacakları kömür solumuşlardı. Sabahları kollarını göğüslerinde kavuşturup omuzlarını kıvıra kıvıra bayırdan aşağı inen, madene koşan kömür işçilerinin akını başlardı. Azıkları hepsinin sırtını kambullaştırırdı. Saat 4 dedi mi işçiler kuyuya inmeye başlıyordu. Elde fener, yalın ayak kuyunun başına geliyor, küçük kümeler halinde bekleşiyorlardı. Kuyudaki neme dayanabilmek için aşağı inmezden önce sobanın başında toplanıyor, derilerinde sıcaklık biriktiriyorlardı. Gırtlağı öylesine genişti ki kuyu insanları 20'şer 30'ar yutuyordu. Tavandan sızan ve her yanlarını şişiren suyu, iki büklüm çalışmanın doğurduğu damar sertleşmelerini, içinde bodruma atılmış bitkiler gibi sararıp soldukları boğucu karanlığı, kısacası her şeyi unutuyor, habire kazma sallıyorlardı. Saatler ilerledikçe madendeki hava, lambaların dumanı, ciğerlerden çıkan vebalı soluklarla hem ısınıyor hem zehirleniyordu. Ancak bütün bir gece süren havalandırma çekip götürebiliyordu bu zehri. Ve onlar bu köstebek yuvasında, toprağın yüzlerce metre altında,
ciğerleri havasızlıktan yanıp tutuşa tutuşa durmadan kazma sallıyorlardı. Ama bu iş böyle gitmez. Her zaman papaz pilav yemezdi. Günün birinde talih yoksullara da gülecekti elbet. Şehre gelen genç bir işçi önderliğinde emekçiler uyanıyor. İçlerindeki umut ve arzu toprağın derinliklerinde kıpırdayan bir tohum gibi baş veriyordu. Çalışarak geberip gitmektense hiçbir iş yapmadan ölmeye karar vermişlerdi. Hiç değilse yorulmazlardı. İşi bıraktılar. İşletme öne sürdükleri koşulları kabul etmedikçe madene inmeme kararı aldılar. Bu düzen temelinden sarsılıp yıkılacak. Sonra onun yerine daha temiz, daha adil bir toplum kurulacaktı. Yıllarca aç bırakılmış, erkekli, çoluklu çocuklu bir halkın toptan çıldırmasıydı bu. Madem ki hak ve adalet çağı gelecek demişlerdi, her türlü acıya katlanmaya hazırdılar. Açlık başlarını döndürüyor, yoksulluğun temelsiz düşlere saldığı bu zavallı insancıkların daracık ufku ilk kez hafifçe aralanıyor, başka bir dünya görünüyordu. Ayaklarının altındaki yer yarılsa bile bir mucize onları kurtaracaktı. Bu inanç karınlarını doyuruyor, sırtlarını ısıtıyordu. Peki ücretleri yükseltmek kolay mıydı? Çelik gibi bir kar yasası onları en alt düzeyde, yani işçilerin ölmemesini ve bol bol çocuk yapmasını sağlayacak düzeyde tutuyordu. Biraz daha düşürseler işçiler açlıktan geberir, yeni gelen işçilerse daha yüksek ücret isterdi. Biraz yükseltmeye kalksalar işçi sayısının çokluğu buna engel olurdu. Boş kursaklar dengesiydi bu. İşte bu mücadele, bu hayat, bu direnişçilerin gördükleri rüyanın nelere mal olduğu, farklı farklı karakter, kişiler ve bunların arasındaki hikayelerle anlatılıyor bize kitapta. Şimdi ben karakterlere pek girmedim çünkü yani birincisi başrolde maden ocağı ve yani onun çevresindeki hayat vardı ya da öyle geldi bana. Yani karakterler sanki bu kez biraz fonda gibiydi ama yani bu bir eleştiri anlamında değil, yani karakterler de çok güzeldi. Yani farklı farklı karakterlerin o küçücük kendi dünyalarında hepsinin ayrı ayrı hikayesi vardı. Hepsi de güzeldi. Ama yani oralara girsem çıkışı bulamayacaktım. Şimdi ta Rönesans'la başlayıp işte sanayi devrimi ya da Fransız ihtilali derken işte o güçlenen, işveren ya da sömürülen işçi, işte kapitalizm, liberalizm, yani bu dünyayı gösteriyor kitap bize. Şimdi Dreyfus davası diye bir dava var tarihte. Yani bu davada da işte haksız yere ceza alan bir subay var. Yani bu subay için yani ta Cumhurbaşkanı'na mektup yazıp işte onu savunacak kadar ve bunun içinde işte tazminat ve hapis cezasına mahkum olacak kadar yani doğrucu usul bir abimiz yazar. Yani demem o ki yazarımız bu haksızlık işlerine yani ne şekilde olursa olsun işte ama bir romanla ama bir mektupla hep bir değinen, hep bir baş kaldıran bir yazar. Şimdi tabii o hayat, işte o yokluk, bunlar anlatılmış. Ama bununla birlikte de yani işte yaşadığın çevreye, şartlara ya da imkanlara göre ayıptı, ne bileyim temizlikti, namustu, edepti. Ya bunlar değişken olabiliyor ya da önemini bir nebze yitirebiliyor istenmese de. Yani mecburiyet ve yokluğun insanlara neler yaptırabileceğini, insanın zorda kalınca nelere katlanabileceğini en şiddetlisinden görüyoruz kitapta. Şiddetin hiçbir zaman hiçbir şekilde çözüm olamayacağı, şiddete başvurulunca olayın nerelere gittiği de yine gösteriliyor bize. Bir de peşinde koşulan bir iktidar durumu var ki o da çok komikti gerçekten. Yani ortada bir iktidar yok. İşte o kadar açlık var, yokluk var, kırılıyor insanlar. Artık o iktidar ekmek su olmuş, insanın doğasında var yani bu. Kendini alıkoyamıyor, bir dilim ekmeğe muhtaçken hala işte benim sözüm geçsin zihniyetinde olabiliyor insan. Eksik bilgiyle ya da yani işlenmemiş bilgiyle yola çıkıldığında başımıza neler gelebileceğini görüyoruz. Sonra işte her kavalçaların arkasından gidilir mi? Yani hedefi ya da niyeti doğru bile olsa önce onun bir gittiği yola, şekline, şemaline bakılmalı mı? Bunları görüyoruz. Sınıf farkı çok büyüktü. Yani işte fakirlerin hayatlarına, sofralarına baktığımız zaman zenginler sanki uzaylı gibiydiler. Bir de yani onların sırtından geçiniyor, onların çalışmalarıyla bu hayatı yaşıyor olmalarına rağmen yanlarından geçen bir işçi gördüklerinde işte şişelerinizi getirin, halkın alın teri geçiyor deyip
bununla dalga geçebilecek küstahlıktaydılar. Ya dediğim gibi ben değinmemiş olsam da yani bütün karakterler ve bunların aralarında geçen o hikayeler yani hepsi muazzamdı, hepsi güzeldi. Ha, belki bu madendeki işleyişin ayrıntıları biraz daha az olabilirdi. Ya da bu işte açlık durumu yani bu kadar uzatılmayabilirdi. Ya da o işte karakterler arasındaki ya bazı karakterler arasındaki diyeyim o süreçler de yani kim yerlerde tekrara düştü gibi geldi sanki bana. Yani şöyle söyleyeyim işte 760 sayfalık, 760 kusur sayfalık bir kitaptı galiba. Ya bir 100-150 sayfası es geçilebilirdi belki. Ama geneline bakıldığı zaman bence ya işte dili olsun, anlatımı olsun ya da betimlemeleri olsun okunaklıydı gayet. Şimdi okursun okumazsın ya da beğenirsin beğenmezsin ama yazarından ve varlığından haberdar olmamız gereken, olunması gereken bir kitaptı bence. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.